Fenerbahçe dünyanın en kaotik camiası. 6 yıl önce stattan ıslıklarla gönderilen Aziz Yıldırım bugün yeniden kurtarıcı. Peki gerçekten kurtarıcı olabilecek mi? Aziz Yıldırım'ın planı ne? Kazanırsa ilerleyen yıllarda Fenerbahçe'yi neler bekliyor? Hadi hemen konuşalım. Bu videonun sponsoru sizsiniz. Like atmanız ve yorum atmanız benim için zaten çok önemli ama katıl butonundan da kanalıma destek olabilirsiniz. Şimdi işin acayip yanı bundan sadece 6 yıl önce yapılan herhangi bir ankette kim kazanır sorusuna Fenerbahçeliler %68 oyla Ali Koç diyordu. Çünkü Aziz Yıldırım son 4 senede bir tek şampiyonluk dahi getirememişti ve kötü bir dönemden geçiyordu. Tribünle arası bozuktu ve maddi anlamda da işler pek yolunda gitmiyordu. 6 yıl sonra gelinen noktada beterin beteri vardır diyen Fenerbahçe taraftarı bu sefer de kurtarıcı olarak Yeniden Aziz Yıldırım'ı istiyor Hem de Aziz Yıldırım yeniden başkan olur diyenler Öyle az falan değil ha %76 Ki ben de onlardan bir tanesiyim Ali Koç'un bir daha başkan olacağını zannetmiyorum Ki Aziz Yıldırım bir kez daha kaybedeceği seçime girer mi? Zannetmem Peki Aziz Yıldırım'ın planı ne? Yani Fenerbahçe'de neler değişecek önümüzdeki yıllarda? Öncelikle Aziz Yıldırım başkanlığıyla beraber Jose Mourinho'yu açıkladı Hatta Jose Mourinho Konya Spor maçını izlemiş Mourinho transfer olarak kimi isterse takıma onu getireceğiz Ne? yapmamız gerektiğini biliyoruz dedi. İlginç bir açıklama daha var. Aziz Yıldırım diyor ki taraftarla yönetim arasındaki bağı yeniden canlandıracağız. İşte bu taraftara 10 sene önce Alex sloganları atıldı diye paralı Peklerdi yani Aziz Yıldırım'dan ilginç bir açıklama. Olgunluk dönemine girmiş olabilir. Bir diğer iddiaysa Aziz Yıldırım eğer başkan olursa futbol AŞ'nin başına da Volkan Demirel geçecek. Ki Volkan Demirel Saraçoğlu stadının yanında boş duran yere heykel yapılması gereken Fenerbahçe camiasının en ama en değerli isimlerinden bir tanesi. Bu da bence iyi olur çünkü bu camianın kazanma alışkanlıklarını bilen bir isim. Ve belki de Aziz Yıldırım'ın yaptığı en önemli açıklama. Dedi ki İsmail Kartal'ı hedef göstererek Fenerbahçe'nin bizi çocuğumuz denilen isimlerle devam etme lüksü yoktur. Bu tabii ki İsmail Kartal'ı hedef olan sert bir açıklamaydı. Aziz Yıldırım gümbür gümbür geliyor gibi. Peki Fenerbahçelilerin yeniden kurtarıcı olarak istediği Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de neler yaptı? Efsane Başkan tam 20 yıl boyunca Fenerbahçe'nin başındaydı. Tam 11 kupa kazandı. Bir kez takım Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkarken bir kez de UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final gördü. Bon servise tam 383 milyon euro harcadı. Bon servislerdense ise 100 52 milyon euro gelir elde etti. Son 4 senesinde hiç şampiyon olamamıştı ama o son 4 seneyi çıkartırsak Fenerbahçe tarihinin en iyi dönemlerinden birini Aziz Yıldırım'la beraber yaşadı. Fenerbahçe için hapse girdi. Hatta yaptığı unutulmaz açıklamada ayıp ediyorsunuz ben bu takım için hapse girdim çocuğumun nafakasını verdim yarın buradan üzülerek gidersiniz demişti. Harbiden de öyle oldu. Aziz Yıldırım'ın akılda kalan bir diğer açıklaması da ben Fenerbahçeli değilim Fenerbahçe'nin ta kendisiyim olmuştu. İlginçtir işte Fenerbahçe Fenerbahçe öyle bir camia ki resmen kaybedilen şampiyonluk unutuldu. Şu anda bütün tarafta Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olma heyecanıyla yanıp tutuşuyor. Peki Ali Koç'un sizce yeniden Fenerbahçe başkanı seçilme ihtimali var mı? Bence Ali Koç'a kongrede oy kullanan herkes Fenerbahçe'ye ihanet eder arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe'nin bir 3 sene daha başarısız olma lüksü yoktur. Ama soru ve sorun şu. Son 10 yılda bu iki başkanın toplamda kazandığı şampiyonluk adedi 0. Bir tane baba yiğit yok mu? Fenerbahçe'nin başkan adayı olacak. Yeni ve güzel proje. Projelerle gelecek Bu ikisinin karşısına çıkabilecek galiba yok. Çok ilginç. Sizce bunun sebebi ne? Bugünlük benden bu kadar. Mutlaka videoya like atmayı unutmayın. Çünkü bizi yeniden video çekmeye en çok motive eden şey bu ve sizin yorumlarınız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.